Merhaba arkadaşlar. Türk düşüncesinde felsefe anlayışının seyri hakkında bilgiler vereceğiz. Türklerde felsefenin var olup olmadığı tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkar. İslamiyetin felsefeyi kendi tek eline aldığını, hatta yasakladığını savunan görüşler olduğunu biliyoruz. Karşı görüştekiler ise modern dönemdekine benzer felsefe ve bilimin yapıldığını iddia ederler. Ancak bu iki görüş de hatalıdır diyebiliriz. Çünkü ön yargılara dayanmaktalar. Toplumların kendi gündelik sorunlarını çözmek ve evrendeki konumunu anlamlandırmak için oluşturduğu teorik düşünce sistemine evren tasavvuru diyoruz. Toplumlarda evren tasavvurları kronolojik sırayla efsaneler, dinler, felsefe, bilim ve siyaset tarafından şekillendirilmiştir. Felsefe evren tasavvurunun temel konularını yani insanı, evreni, dünyayı, değer dizelerini ve kurumsal yapıları eleştirel bir bakış açısıyla inceler. Dahası, bu ilişkileri tutarlılık ilkesiyle temellendirir. Felsefeyi diğer düşünce biçimlerinden ayıran özelliği de budur. Konuları ortak olmasına rağmen, din ile felsefenin yöntemleri birbirinden farklıdır. Din, evren tasavvurundaki değerlere iman edilmesini ister. Buna karşılık felsefi düşüncenin temel ilkelerinde şüphe, iman etmenin önünde bir engeldir. Bu sürtüşmeler çerçevesinde, İslam medeniyetinde felsefenin nasıl algılandığına bakalım. Arkadaşlar İslam medeniyetinde felsefe öncelikle hikmetle ilişkilendirilmesi nedeniyle olumlu bir resim vermektedir. Felsefe ile hikmet arasındaki ilişki ve içerikçe benzer yapılara sahip olmaları felsefenin önemli ölçüde benimsendiğinin bir göstergesidir. Müslüman düşünürlerin çeşitli konuları felsefi yöntemle tartışmaları, en önde gelen İslami ilimleri kabul edilen kelamla fıkhın kurulup gelişmesinde felsefenin çok önemli katkılarının olması, felsefeyi dışlamadıklarının bir başka kanıtı olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte felsefenin olumsuz görülen yönleri de olmuştur. Bunların ilki felsefeyi kurup geliştiren Yunan toplumunun dini, iktisadi, siyasi, sosyal yapısının İslam toplumlarının yapılarından çok farklı olmasıdır. İkinci neden felsefenin şüphe, eleştiri, mantıksal tutarlılık, hakikati keşfetme temeline dayanan yöntemiyle dinin hakikatin verildiğine iman etme temeline dayanan yöntemi birbirini dışlamasıdır. Üçüncü nedense İslam filozoflarının Tanrı'nın en temel öz niteliklerini tartışmalı hale getirmeleridir. Bütün bunlara rağmen felsefe çalışmaları çeşitli adlar altında devam etmiştir. Bunun en önemli göstergelerinden biri Osmanlı düşünürlerinin felsefe ile ilgili görüşleridir. Osmanlı dönemi Türk düşünürleri felsefe bir bakıma şartlı olarak meşrulaştırmışlardır. İmanı sağlam olanların felsefeyle uğraşmalarında bir sakınca yoktur. Felsefeyi dine karşı kullanmamaları da kendilerinden beklenilen arasındadır. Bunun yanında din düşmanlarına karşı felsefe kullanılmalıdır. Öte yandan Katip Çelebi'nin yaptığı gibi bilimlerin sınıflandırılmasında en önemli ilimlerin felsefe başlığı altında toplanması felsefeye verilen önemi de göstermektedir. 19. asırda Türk fikir dünyasında günümüzde anlaşıldığı anlamda sistemli bir şekilde felsefi fikirlerin ortaya atıldıkları ve bir görüş olarak en açık şekliyle savunuldukları söylenemez. Tanzimattan önceki dönemlerde eğitim ve öğretim kurumları olan medreselerin ders programlarında felsefeye yer verilmiştir. Ancak bu durum felsefeye gereken önemin verildiği anlamına gelmez. Yine de farklı bir medeniyetle karşılaşan Osmanlı münevverleri, Batı ülkelerindeki fikir ve felsefe hareketlerinden etkilenmişler, gelişmeleri heyecan, şaşkınlık ve tereddütle izlemişlerdir. Bundan dolayı 19. asrın Türk fikir adamlarını metotları, kuralları, düşünülüş ve ele alınış şekilleri belli olan felsefe sistemlerini kendilerine has yöntemlerle ortaya koyduklarını söylemek doğru ve isabetli olmaz. Yalnız rasyonalizm, pozitivizm ve materyalizm gibi felsefi akımların onların düşünüş biçimlerine yansıdığını söylemek mümkündür. Rasyonalizm, doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu, iyi ve doğru eylemin akılla belirleneceğini, insan hak ve hürriyetinin akılla sağlanacağını savunan felsefi görüştür. Bu felsefi görüşün etkisi altında kalanlardan biri de İbrahim Şinasi'dir. Ona göre yeni girilen Batı medeniyetinin temelinde akıl ve adalet vardır. Kanun, yeni medeniyetin temeli sayılır. Adalet, hak ve hikmet kavramları yeni değerler dünyası olarak ortaya çıkmıştır. O, İslamiyetin bilgisizlik devrini kapattığı gibi yeni medeniyetin zulüm ve bilgisizlik devrini kapatarak akıl ve adalet devri açtığı düşüncesindedir. Rejim değişikliği düşüncesinde olmayan Şinasi, herkese eşit ölçüde yaklaşan bir hükümdar istemektedir. O, zulüm ve köleliğe karşıdır. Ona göre zulmün ve köleliğin temelinde adaletsizlik ve bilgisizlik vardır. Bilgisizliğin ortadan kaldırılmasını, akıl, zulmün ortadan kaldırılmasını adalet temin edecektir. Akıl, adaleti insani gayelere yönlendirdiğinden, adalet aklın emrindedir. Yeni medeniyet İslamiyetin ilkelerine uygundur. Pozitivizm, olayların meydana geliş şartlarını inceleyerek onlar arasındaki ilişkilerde benzerlikler bulan ve onların birbirlerini takip edişlerinde birini diğerine bağlayan bir felsefi akımdır. Pozitivizm, duyularla hissedilen olayların dışındaki olaylarla ilgilenmez ve duyularla hissedilenlerle elde edilen bilgilerin dışındaki bilgilere pek değer vermez. Deneyle doğruluğu ortaya konulmamış her türlü bilgiyi geçersiz kabul eder. Hissedilebilir olayları ve onların kanunlarını deney metodu vasıtasıyla incelemeyi konu edinir. Beşir Fuat bu akımdan etkilenen düşünürlerimizden biridir. Beşir Fuat deneyin önemi üzerinde durur. O astronomi biliminin gözleme, kimya biliminin ise deneye dayandığını belirtir. Bazı olaylar gözlemlendikten sonra bunların meydana gelişini sağlayan sebeplerin ne olduklarını düşünmek, gözlem ve deneye dayanan bilimlerin esasını oluşturur. Bundan dolayı, herhangi bir olayla ilgili olarak birdenbire akla gelen faraziyelerin gerçeğe uygun olup olmadıklarını araştırmak için deneye başvurulur. Materyalizm, maddicilik düşüncesini benimseyerek yegane varlığın maddi olduğunu, maddi dışında hiçbir cevherin bulunmadığını, maddi ve manevi gerçekliğin özünün ve temelinin maddede bulunduğunu kabul eder. Buna göre zihinsel ve tabiatüstü hiçbir şey yoktur. Her şey hareket halindeki madde ile veya madde ve enerji ile açıklanabilir. Bütün niteliksel farklılıklar, niceliksel farklılıklara indirgenebilir materyalist felsefeden etkilenmiş kişilerden biri de Hoca Tahsin Efendi'dir. Niyazi Berkes, Hoca Tahsin ile ilgili olarak dogmalara karşı ve düşünce özgürlüğüne dönük materyalist felsefelere eğilimli Bektaşiler gibi o da Avrupa'da o zaman çok moda olan Ludwig Büchner'in yazdığı Madde ve Kuvvet adlı eserin Fransızca çevresinden çok etkilenen bir kişidir demiştir. Yine o, Tahsin Efendi'nin Paris'te bulunduğu sırada materyalist denebilecek eserleri araştırdığını belirterek, Hoca Tahsin, varlığına inanmadığı öteki dünyaya, ömrünün son yıllarının sefaleti içinde göçer şeklinde ifadeler kullanmıştır. Niyazi Berkes'in bu ifadelerinin kesinlikle doğru olduğu söylenemez. Hoca Tahsin, fikirlerini verirken, bazı yerlerde zaman zaman mulak ve kaçamak ifadeler kullanarak, sanki materyalist anlayışa sahipmiş gibi bir izlenim bırakmasına rağmen onun için saf anlamda materyalisttir denilemez. Osmanlı İmparatorluğu 17. asırdan itibaren Avrupa devletleriyle yaptığı her savaşta artık topraklar alarak değil, topraklar bırakarak geri çekilmeye başlamıştır özellikle 2. Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra geri çekiliş ve gerileyiş başlamıştır. 18. asırdan itibaren ise bilimsel, pedagojik, askeri ve ekonomik yönden yeni hayat şartları yaratmış, Avrupa devletleri karşısında söze edilen alanlarda hiçbir gelişme kaydedemeyen, ekonomik yönden Ard arda gelen savaşlar ve isyanlarla birçok alanda gelişmeyi ve ilerlemeyi unutmuş bir Osmanlı İmparatorluğu bulunmaktadır. Batının bu üstünlüğü karşısında bazı devlet adamlarımız Avrupa ülkeleriyle ilişkiler kurarak onların sözü edilen alanlardaki gelişmelerinin takip edilmesi ve gerekli yenilik hareketlerinin yapılması kanaatine varmışlardır. Özetle Türklerin batılı ülkelerle ilişkileri haçlı seferleriyle birlikte başlamış ancak 18. asra kadar önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. 19. yüzyılda düşüncel anlamda orijinal düşünürlerimiz olmamıştır. Batı ülkeleriyle temas sağlayan Osmanlı münevverleri yeni fikir ve görüşlerle tanışmışlar, en azından eksikliği hissedilen felsefe alanının doldurulması için batı kaynaklı olan felsefi anlayışlarını temsil etmeye başlamışlardır. Örneğin İbrahim Şinasi gerek şiirlerinde ve gerekse yazılarında Batı medeniyetinin o gün için temeline konulan akıl ve adalet kavramları üzerinde durmuştu. Pozitivizm akımından etkilenen Beşir Fuat deneyin önemi üzerinde dururken Hoca Tahsin her türlü bilginin mutlaka duyumlarla ilgisi olmasına rağmen akılla kontrol edildiği üzerinde durmuştur. Batı kaynaklı kurumların giderek devlet ve toplum yapısında etkili olmalarına paralel olarak Batı düşünce yapısında oluşan felsefe akımları da Türkiye'de taraftar bulunmuştur. Şimdi bu akımlardan ilki olan Aydınlanmacılık akımına bakalım. Aydınlanma genel olarak insan aklını esas alarak Kültürel dünyayı akıl aracılığıyla kurmaya çalışan, insanı, kökeni, yeteneklerini ve haklarını doğa temelli açıklayan benzer şekilde devletin kökeni, organları ve yapısı hakkındaki temellendirmeleri akıl ve doğa esasına göre yapan bir anlayıştır. Bu anlayış Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi düşünürleri içinde toplamış ve daha çok 18. yüzyıla ilişkilendirilmiştir. Macit Gökberk, aydınlanma düşüncesini tek kurtuluş yolu olarak görmüş, hem düşüncelerini hem de toplumla ilgili sorunları aydınlanma anlayışı bağlamında ele almayı tek gerçek yaklaşım tarzı olarak benimsemiştir. Ona göre aydınlanma, Akdeniz çevresi ve gerilemenin bir ürünü olan Batı uygarlığının bir ürünüdür. Hegel'in deyişiyle Batı uygarlığı tarihte üstünlük sağlayan bir ilki ortaya, ortaya çıkarmıştır. Avrupa toplumları Rönesans sürecinde sürecinden başlayarak dünyaya yönelik çalışmayı tercih etmişler, yeni anlayışa göre değerlerini belirlemişlerdir. Aydınlanmanın dünyaya dönük olmasının iki nedeni ulus ve dünyaya yayılmasıdır. Bu iki ilke imparatorluğun yapısı gereği uluslar üstü olması nedeniyle Türklere yabancıdır. Evet arkadaşlar, Türkiye'de etkili olan akımlardan bir diğeri ise pozitivizmdir. 19. yüzyılda Batı felsefesi içinde iki karşıt akım olarak gelişen Fransız pozitivizmle Alman idealizmi karşısında Osmanlı aydını seçimini ilkinden yana yapmıştır. Alman idealizminin kavramsal soyut yapısını kavramak zorken pozitivizmin pratik yanları nedeniyle anlaşılması kolay olmuştur. Pozitivist kavramlaştırmanın merkezinde bilimin olması ona yönelmenin önemli nedenlerinden biridir. Pozitivizmin yaygınlaşmasında etkili olan 3 dergiye de değinmemizde fayda var. Bu dergiler Servet-i Fünun, Ulumu İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası ve İçtimaiyat Mecmuası'dır. Sırada bugünkü konumuzla ait bir diğer akım olan materyalizm var. Sorunların çözümünde bilim ve tekniğin öneminin vurgulanması, bilim ve tekniğin de pozitivist bir anlayışla gerçekleşmesini kabulü materyalist bir yaklaşımı kendiliğinden ortaya koymaktadır. Fransız Devrimi sonrasında yetişen nesillerin yaşayıp yaydığı değerler arasında materyalist anlayış önemli bir yer tutmuştur. Bir yandan bilim anlayışının dayandığı temel olması, diğer yandan din dışı bir tutumu yansıtması Osmanlı toplumunda da taraftar bulmuştur. Osmanlı aydınları, materyalizmi, Fransız ansiklopedistler ve materyalistler, Auguste Comte'un pozitivizm teorisi, Bernard'ın fiyolojist akımı, Darwin'in evrim teorisi, Bühner'in biyolojik materyalizmi üzerinde öğrenmişlerdir. Materyalistler arasında Beşir Fuat, Ahmet Şuayb, Abdullah Cevdet, Baha Tevfik, Rıza Tevfik, Hüseyin Zade Ali önde gelen isimler olarak kabul edilmektedir. Materyalizm temelini sosyalizm toplumunda etkili olmuş. Sosyalizmin iktisadi ve siyasi özellikleri hakkında felsefe dışı alanlarda çeşitli yayınlar yapmıştır. Hilmi Ziya ülkenin Tarihi Maddeciliğine Reddiye kitabı bir kenara bırakılırsa akademik felsefe çevresinde felsefi bir temelde materyalizm hakkında çalışma yapmamıştır. Osmanlı düşünce, düşünürlerinin ağırlık verdikleri felsefi yaklaşımdan biri de sosyal darwinizmdir toplumsal sorunlar nedeniyle bu anlayışa yönelmişlerdir. Darwin'in evrim teorisi, dönemin şartlarına hitap etmesi nedeniyle etkili olmuştur. Şöyle ki, bu yaklaşım basit mekanik doğal ayıklanmacı yaklaşımla tüm varlığın oluşumunu açıklamasıyla materyalist düşünceyi geniş halk kitlelerine anlatma imkanı sunmuştur. Bununla birlikte çatışmacı düşüncenin toplumsal gerçeklikle birebir örtüşmesi etkin edenleri arasındadır. Son olarak bilimin kutsandığı bir dönemde biyolojik evrim teorisini bilimsel retoriklikle sunması da bu yaklaşıma yönelimin sebeplerindendir. Sosyal Darwinizmin en genel tanımını Hofsondler yapmıştır. Sosyal Darwinizm, yaşamak için mücadele ve en iyinin hayatta kalması düşüncelerinin toplumsal yaşama uygulanmasıdır. Abdullah Cevdet, doğa bilimlerinde elde edilen verilerin toplumsal açıklamalarda kullanılması anlayışı çerçevesinde Darwinizmi yorumlamıştır. Darwinizminde temel kabul edilen evrim ilkeleri ve doğal ayıklanma anlayışından hareketle toplumu elitlerin yönetmesi gerektiği düşüncesine varmıştır. Bir diğer akım olan spiritualizm akımı da Türkiye'de etkili olmuş bir felsefi akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar Ruhi varlıkların gerçekliğinden yola çıkan spiritualizm, ruhun maneviliğini ve yüceliğini kabul eder. Ruhun insanda bir ilke olarak bulunduğunu ve evrensel bir gücünün varlığını benimser. Türkiye'deki ruhçulardan biri olan Filibeli Ahmet Hilmi, ruhçuluğu şöyle açıklamıştır. Ruhçuluk hem hak ve hem de halkı kabul eder. Osmanlı döneminin sonlarında manevi değerlerin büyük ölçüde zayıflaması, ruhçuluk gibi akımların benimsenmesinde önemlidir. İnceleyeceğimiz bu felsefi akımlardan sonra son olarak fenomenoloji yani yeni antoloji ve analitik felsefe akımlarının da dönem dönem Türkiye'de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu akımları da kısaca açıklay açıklayarak programımıza son verelim. Edmund Husserl'in kurduğu kabul edilen fenomenoloji, kesin bir bilim olarak felsefenin özel bir araştırma alanının olduğunu göstermeye amaçlamaktadır. Fenomenoloji, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Önay Sözer gibi felsefecilerde etkili olmuştur. Nikola Hartman tarafından geliştirildiği kabul edilen yeni ontoloji ise Takiyettin Mengüşoğlu tarafından şöyle açıklanmaktadır. Var olanı var olan olarak tetkik eden ve var olandaki determinasyon prensiplerini var olmanın nevilerini, tarzlarını araştıran bir ilimdir. Ve son olarak analitik felsefe. Geleneksel felsefe ortak duyu veya bilim yolundan elde edilmeyen bazı bilgiler sağlamak amacını gütmüştür. Modern analitik felsefe, başka yoldan edilinemeyen bilgiler şöyle dursun, doğrudan doğruya ve tek başına hiçbir bilgi ortaya koymak iddiasından değildir. Türkiye'de analitik felsefe yapılarının başında Nermi Uygur gel gelmektedir. Sosyolojimizde görülen hemen hemen bütün eğilimler, batıcılaşma temel seçimimizle ilişkili olarak anlam ve ağırlık kazanmıştır. Ancak Batı dünya egemenlik ilişkilerinde görülen değişmeler nedeniyle Türkiye'de siyaset alanında olduğu gibi entelektüel alanda da belli bir süreklilikten söz edilemez. Çeşitli toplum kesimleri de siyasetin dışında kalmaları nedeniyle düşüncede sürekliliğin taşıyıcısı olamamışlardır. Buna karşılık yine de Türk sosyolojisinin temel niteliklerinden ve genel eğilimlerinden bu eğilimlerin dönemlere göre değişmesinden söz etmek mümkündür. Türkiye'de sosyolojinin başlangıcından bugüne dek Batıcılığın temel ve başat eğilimi oluşturduğu bir gerçektir. Paradigma ve kavramlarla çözüm önerileri Batı sosyolojisinden aktarılmıştır. Ancak Batıcılığın kendi başına bir ekol veya akım olmaktan ziyade birbirinden bağımsız karakterdeki ekol ve akımları kuşatan üst düzeyde belirleyici bir akım olduğunu belirtmemiz gerekir. Başka deyişle Türkiye'de bir sosyoloji alanında karşımıza çıkan Türkçülük, İslamcılık, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar farklı düzeylerde batıcılıkla ilişkilidir. Her biri Türkiye'nin batı çıkarlarına uyumlulaştırılması ya da modernleştirilmesi yolunda farklı çözüm stratejilerini temsil eder. Türkiye'de sosyolojinin hazırlık dönemi ikinci meşrutiyet öncesi döneme rastlar. Bu dönemde Batı sosyolojisi Osmanlı Devleti sınırları içinde olmaktan çok Avrupa'da sürgünde bulunan Jön Türkler arasında ilgi çekmeye başlamıştır. Abdülhamit rejimine karşı eleştirel, muhalif bir tutum takınan Jön Türkler özellikle Fransa'yı tercih etmişlerdir. Sosyoloji ve sosyal bilim teorisi alanında asıl büyük canlılık ve yenilik ikinci meşrutiyetin ilanı ertesinde gerçekleşir. Canlılığın görünürdeki ilk nedeni olmasa bile tezahürü, meşrutiyetin ilanıyla birlikte sarayın artık tek merkezi olma niteliğini, dolayısıyla fikir hareketliliğini ve matbuatı denetleme olanağını yitirmesidir. Bu devirde sadece fikir hareketleri değil, partiler, siyasal yönelimli aydınlar ve basın, 2. Abdülhamit devrinde tanık olunamayacak denli çeşitlilik ve dinamizm kazanır. Bu sosyoloji tartışmaları için de uygun bir zemindir. Türkçülüğün etkili bir siyasal akım ve aynı zamanda bir sosyoloji anlayışı olarak benimsenmesi, ikinci meşrutiyetin ilk yıllarına rastlar. 1910'larda Rusya'dan gelen Türkçülerin öncülüğünde kurulan Türk Yurdu dergisi çevresinde gelişen akım kısa sürede Ziya Gökalp'in sosyolojik incelemeleriyle en yetkin ifadesine kavuşmuştur. Türkçülüğe sistemli bir sosyolojik boyut kazandıran Gökalp olmuştur. Türk sosyolojisinde din ve laiklik yanında İslamcılık konusundaki tartışmaların düşünce gündeminde yerini alması Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine rastlar bir yandan batıcılaşma ile ilgili olarak pozitivizm yönteminin benimsenip aktarılması ve Türkçülük siyasetine göre toplum kimliğinin yeniden tanımlanması söz konusudur. Diğer yandan yeni bir siyasi seçenek olarak 2. Abdülhamit döneminden itibaren İslamcılık görüşünün uygulanmaya girişilmesi tartışmaların din temelinde ele alınmasına izin vermiştir. Batı'dan aktarılan çeşitli siyasi akımlara karşı İlk tepkiler bu akımların laiklik ve pozitivizmle ilişkili olduğu savından hareketle İslamcılar tarafından geliştirilmiştir. Türk toplum tarihinde kendi içinde bir kast oluşturan, özel bir siyasal iktidara ve toplumsal ayrıcalıklara sahip bir ruhban sınıfından söz etmek güçtür. Türk tarihinde devletten bağımsız ve kendi siyasetini güden bir din bürokrasisi hiçbir dönemde görülmemiştir. Siyasi ve idari yapı merkeziyetçilik ve bütünlük esasına göre işlerlik göstermiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra laiklik ilkesi yeni rejimin temel ve vazgeçilmez dayanakları arasında yer almış ve toplum için biçilen çağdaşlaşma tasarımının temelini oluşturmuştur. Sosyologlarımızsa bu ilkenin meşruiyet gerekçelerini temellendirip açıklama görevini üstlenmişlerdir. Bu konuda Cumhuriyet tarihinin çeşitli aşamaları ve dönüşüm noktaları boyunca farklı açıklamalara tanık olunur. Türkçülüğün esaslarında Ziya Gökalp'in de belirli yönleriyle katkıda bulunduğu tek parti dönemi laiklik anlayışı katı bir çerçeve sunmakta ve dini yaşantıya belirli kısıtlamalar getirmektedir. Çok partili yaşama geçişse Laiklik anlayışında belirgin bir değişime yol açmıştır. Yeni dönemin önde gelen sosyologlarından Mümtaz Turhan, dönemin hükümet politikalarıyla da uyuşan daha esnek bir laiklik anlayışını ortaya koymuştur. Günümüzde sosyologlar cephesinde din ve laiklik konusunda farklı yorumlar göze çarpar. Bu yorumlar günümüz dünya egemenlik ilişkilerine de uyumlu bir biçimde İslamiyetle Protestanlık ya da İslamiyetle kapitalizm arasında bağ kurmaya yöneliktir. İslamiyeti gerek dünyevi bir toplumsal yaşama formu gerekse bir öğreti olarak modernizmin parametreleriyle uyumlu gösterme çabası giderek hakim olmuştur. Türk toplumu önemini ve kimliğini doğu-batı ilişkileri içinde kazanmıştır. Türkiye'nin bu çatışma içinde özel bir yeri ve rolü vardır. Batı tarihi dönemlendirmeleri ve toplum örgütlenme modelleri doğu Batı çatışması çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Geçmişte Türkiye'de bu çatışmada etkin bir taraf olmuştur. Ancak batıyla aynı tarihi olayları yaşamış olmamıza rağmen Türk toplum tarihinin dönemlendirilmesi ve toplum çıkarları batıdan farklıdır. Doğu batı çatışması Dünya tarihinin birliğini oluşturur. Bu durum, Türk sosyolojisinin dünya ve toplumsal sorunlarını birlikte ele almasına ve farklı söz söylemesine izin verir. Ancak gerek Batı sosyolojisinde, gerekse Türk sosyolojisinde Doğu-Batı ayrımı ve farklılığından söz edilmesine rağmen, sorunların çözümünün Batı-Dünya egemenliği çerçevesinde aranması, Batı merkezde açıklamalara ve tarih anlayışına üstünlük verilmesine neden olmuştur. Türkiye'de sosyoloji gelişimi sırasında Batı merkezci belli açıklamalarla kendisini sınırlamış, Türkiye'nin belli sorunlarına bu çerçevede yaklaşmıştır. Türk sosyologları başlangıçtan beri Doğu-Batı ayrımının farkında olarak bu ayrımı dile getirmiş olsalar bile bu yaklaşım tarzı Türk toplum ve tarihini suçlamanın ötesine gitmemiştir. Giderek sorunların nedeni olarak kendi toplumumuzun ve tarihimizin görülmesi nedeniyle Sosyolojimiz Türkiye'nin sorunlarının Türk toplumu tarafından çözüleceği gerçeğinden kopmuştur. Türkiye'de sosyolojinin Türk toplum gerçeğinden kopması mevcut dünya dengesine ve güncel siyasete dayalı dar açıklamaların, hazır çözümlerin ve genel kalıpların geçerlilik kazanmasına neden olmuştur. Günümüzde yaygınlık kazanan küreselleşme, küre yerelleşme Yeni dünya düzeni gibi açıklamalarda da Türkiye'ye verilen rol batı düzenine uyum göstererek yerelleşmesi, taşralaşmasıdır. Sosyolojinin konusu olan toplum olaylarına ve sorunlarına yaklaşım biçimi belirli bir tarih ve dünya görüşüne bağlılıkla belirlenir. Türkiye'de sosyoloji çalışmaları daha başlangıçta batı açıklamalarının ve sosyoloji öğretilerinin eksikliğini duymuş, batıdan aktarma çabasıyla yetinmeyerek Türk toplum ve tarihiyle ilişki kurmaya çalışmıştır. Bununla birlikte sosyologlarımızın tarihimizle ilişki kurma ve tarih bilgisini kullanma çabası sınırlı bir düzeyde kalmıştır. Türk tarih ve toplumuna olan ilgi, batılı tarih anlayışlarının ve kalıplarının uygulaması olmaktan ileri gitmemiştir. Batılı tarih dönemlendirmeleri ve toplumsal örgütlenme modelleri doğu-batı çatışmasının aldığı biçim üzerine kuruludur.